Herkese selam arkadaşlar, Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım ve özlediğiniz serilerden biri olan Efsane mi gerçek mi yeni bölümünü çekiyoruz, hem de deli deli bir bölüm. Efsane mi gerçek mi devam etsin diyenler, bir like şuna basar mısınız? Sayımızı bilelim, kim kimiz bir öğrenelim arkadaşlar. Ve hala abone değilseniz Egoist Pet kanalına abone olun. Çünkü ben videolar çekiyorum ve şu an saat sabahın 5.30. Bu videolar için çok uğraşıyorum, destek verirseniz sevinirim. Bu arada çok büyük bir anket başlatıyorum. Efsane mi gerçek mi büyüktür GGŞA mı? Yoksa GGŞA büyüktür efsane mi gerçek mi? Hemen yorumlara yaz. Efsane mi gerçek mi daha çok seviyorsun yoksa GGŞA mı? Şimdi çok sağlam efsanelerim var, o zaman başlayalım. İlk efsanemiz oyunun en büyük mevzu mekanlarından bir tanesi. Başımıza en büyük bela olan yerlerden biri Tokiler. Tokileri bu arada hayvan eti yemiş gibi insanlar atlıyor. Böyle çıldırmışlar, herkes böyle birbirine atış ediyor. Ama burada üst katları ışınlanmanın yeni bir yolunu bulmuşlar ve bunları bana TikTok'tan yolladığınız için de teşekkür ederim. TikTok'um ve Instagram'ım şu an ekrana çıktı. Bana TikTok'tan beni etiketleyebilirsiniz veya Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu efsaneleri sizler sayesinde buluyorum. Teşekkür ederim. Şimdi olayımız şöyleymiş. Buraya, şu kapının oraya girecekmişiz. Şuraya siparişi verdiğimiz gibi bizi üst kata ışınlayacakmış. Hemen deniyorum. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Geldim buraya. Çok da para harcamayayım. Cimri dönemimdeyim arkadaşlar. Şöyle şundan bir tane sipariş gönder diyorum. Tam olarak şuraya bir yere bunu sığdırmam gerekiyor. Aha. Aha. Bir dakika, olacak galiba. Biraz daha içeri. Tamam, mükemmel. Verdim siparişi. Ya hak. Oha. Ne? Bir dakika, bunu görmeniz lazım. Nasıl ışınlandığımı göstermem lazım size. Yato, gel buraya. Tam buraya geliyorsun. Sipariş vermeyi yapıyorsun. Bak, tam buradayken siparişleri yaptın ya. Hafif hafif içeri giriyorsun. En son noktaya geldiği yerde mouse'unu aşağı doğru büküyorsun. Tam şu alanın içerisine, buraya düşürebiliyorsun. Tamam. Oraya sipariş verebileceğini gördüğün anda haber ver, üst kata çıkacağım. Yato bunu yapamaz diyenler yorumlara 31 yazsın. Çünkü yapamayacak. Tam kapının eşiğindeyim ve basabiliyorum. Çıkıyorum yukarı. Bastım. Oha! Arkadaşlar bak, anlamayanlar için tekrar gösteriyorum. Siparişi göndere basıyorsun. Bunu böyle içeriye alıyorsun. Tak, tam burada. Hazır mısın Yato? Selamun aleyküm. Oğlum, insanların aklı gider. Rakipleri arkasında dans etmek de bunu yapacağım. Bunu rezal Yato. Bunu yapacağız ve kafayı yedirteceğiz. Bu efsane değil, gerçekmiş ve son zamanların en iyilerinden biriymiş. Bunu çok beğendim. Geçelim bir sonrakine. Oğlum, adamın kafayı yedirtir bu. Yine sipariş verme üzerine dayalı bir şekil şukul hareketimiz var. Bu arada TikTok'taki kardeşlerime teşekkür ederim. Biskrem var. Biskrem'e çok selamlar. Şimdi onun için şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Geliyormuşsunuz, bunun dibine götünüzü veriyormuşsunuz. Ben mesela YouTuber'lar hani birbirine sırtını dayamıyor ya. Ben buraya duvarımı... Bu duvara sırtımı dayıyorum. Bunun dibine kadar geliyor. Aha! Olacak galiba. Bir dakika. Vallahi yapacağım galiba. Ama yapmıştım ya. Vallahi doğruydu. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Aa, burada oluyor. Bir dakika. Oldu galiba. Ve içerideyiz. Aa, oldu. Vallahi oldu. Oha, içerideyim. Ya ben dedim ki hırs yaptım derim. Ama vurabiliyorum. Bir dakika, biraz vurdum. Demin bir kere vurdum. Canın gitti değil mi? Bak, canı gitmiş. Peki bomba gidiyor mu dışarı? Dur bakayım. Mükemmel. Bu da rakiplerin arkasında dans etmek için ideal bir taktik arkadaşlar. Bak, bütün bombalar dışarı çıkıyor ama mermi konusunda bir iki soru işareti var. Bazı mermiler gidiyor, bazıları gitmiyor. Onu tam çözemedim ama %100 işe yarıyor diyebilirim. İçeriye şuradan girebiliyorsunuz, bu taraftan girebiliyorsunuz. Efsane değil, gerçekmiş. Hatta buradan loot alabiliyor muyum? Aha, loot'u da alabiliyorum. Ve buradan da dışarı çıkabiliyorum. Muah, güzel taktik. Efsane değil, gerçekmiş. Let's go. Bu arada bilmeyenler için Fireflex Unlost'ta benim e-spor takımım. Belki bilmeyenler vardır. Onlara da kocaman sevgilerimi söylüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Fireflex'e desteklerinizi göstermeyi unutmayın. Ne diyorduk? Tavayı elimize bu şekilde alıp fırlat moduna çevirdiğimizde, nişan aldığımızda inanılmaz bir şey oluyor. Ensemizi, kafamızın arkasını koruyor. Ortalıkta böyle koşarken tavayla koşabilirsiniz. Bak, ben bunu hiç düşünmemiştim o zamana kadar.
Böyle gelen mermilerden sokakta yolda bile koşarken bir nebze koruyor ama eğer kulübün içerisindeyseniz %100 koruyor. Bir atış eder misiniz? Abi mükemmel değil mi? Aa, vurdular beni yatu. Ya tamam, mükemmel değilmiş ama açısına bağlı. Mesela burada hafif doğru açıda olsaydım vuramayacaklardı. Şimdi onlar alsın bakalım tavayı, bir de ben atacağım. Gerçekten çok işe yarıyor mu? Öyle daha iyi anlayacağız. Şimdi bir de rakibi görelim nasıl gözüküyormuş. Arkadaşlar bak, şu ince aradan vurursan headshot ama inanılmaz iyi koruyor. Bakayım buradan koluna geliyor ama şu bölge tamamen koruyor gördüğünüz gibi. Bir de ayrı site'de deneyelim. Ya çok iyi değil mi ya? Ben buna bayıldım abi. Gerçekten %100 korumasa da büyük bir oranla koruyor. Hatta bunu iki takım arkadaşım beraber tavayı bu şekilde tutarsanız belki hiç hasar bile almayabilirsiniz. Bu oyundaki kalkanla benziyor. Bayağı özelliği benziyor ama şu aradan kodun ağzına yiyormuş. Efsane değil, gerçekmiş ve çok şokomelli. Gerçekten bunu çok beğendim. Bunu kesin kullanmanızı tavsiye ederim. Yeni gelen güncellemede oyunun belli bölgelerinde bu şekilde böyle şeyler var. Yumurtalıklar. Ne bu? Bitkiler. Yumurta gibi duruyor ya, o yüzden o. Bitkiler var. Bunların da içine girilebiliyormuş. Yani şu zaten satın alma sipariş muhabbetinde çok fazla bug var arkadaşlar. Bunda da şöyle yapıyormuşsunuz. Buraya geliyormuşsunuz. Bunun içerisine yine aynı mantık. Yukarıdan sipariş veriyorsun. Gup diye içeriye düşüyormuşsun ama biraz incelik var bu işte. Burada bu arada mermi de geçiyormuş. Öyle diyorlar. Tam buradayken siparişi veriyorsun. Kafanı bunun içine sokuyorsun. Olmuyor. Şimdi buradan olmuyor ama yine de ben bunu denemek istiyorum. Şöyle geldim. Bunu daha da içeriye sokabiliyor muyum? Şöyle siparişi verdim. Arkadaşlar başarısız bir deneme. Yani ben başaramadım bunu. Neyi başaramadın? Gerçekten ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum ama başaramadım, olsundu. Bu efsane mi gerçek mi, benim için efsane. Eğer yapabiliyorsanız bana TikTok'tan, Instagram'dan falan şunu bir atın. Ben doğrusunu göreyim en azından. Efsaneymiş. Geçelim bir sonrakine. Sırada aklınızı başınızdan alabilecek çok şekilli bir hareketim var. Lan şu mesela Yato, şu şeyleri görüyor musun? Bak yukarıdaki yapıları. Yuvarlak, uzun. Onlar sana girsin. Arkadaşlar bunların tepesine çıkabiliyormuşsunuz. Bak onun için de buradan şuraya zıplıyormuşsunuz. Şu ikisinin arasından bug'dan böyle kendi kendine hup 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 diye yukarıya zıplayabiliyormuşsunuz. Buradan buraya çıktınız. Nişan al. Atla. Atladım. Şimdi burada götüm çok tehlikeli çünkü burası, düşebilirsiniz. Tam şuraya geldiğinizde aşağı düşmeden bir adımım daha yok mu? Burada sıkışmam lazım benim. Şurada sıkışıp zıplamam gerekiyormuş. Bir adım daha. Bir adımım daha yok mu? Burada zıplamaya bastım mı? Sürekli yukarı bastım mı? Zıplayarak yukarı çıkmam gerekiyor. Ama niye olmuyor? Adam böyle zıplıyor burada. Hop diye yukarı çıkıyor, ışınlanıyor. Ben mal gibi aşağı düşüyorum. Arkadaşlar balon bu ya. Efsane bu. Gerçek mi diye sormuyorum bile. Efsane, adam orada hop hop diye böyle. Böyle yukarıya doğru çıkabiliyordu. PUBG Mobile'in güzel mekanlarından biri olan benzinlik bölgeleri. Yani mesela bu köprünün burası. Mesela işte yastığının yukarısındaki benzinlik gibi. Benzinliklerin tepesine çıkabiliyormuşuz. Yine siparişi veriyoruz ama bu sefer duvarın içine ışınlanmıyoruz. Siparişi verdim. Bu geldikten sonra bunun tepesine çıkacağım. Bu arada boyum yetmez gibi geldi bir bana. Boyum yetmedi. Burada işe yaramıyor. Buradan buraya tırmanamıyorsunuz ama normalde benzinliklerin üstü şurada bitiyor. Buradan direkt zıplayıp oraya tutunabiliyorsunuz. Burası için efsane ama normal için gerçek. Burada gösteremedim ama siz anladınız beni. Bu da küçük bir bonus olsun size. Efsane değil, gerçek. Sıradaki efsanemiz oyunun başlangıcında gördüğünüz gibi silahımızda 30 mermi var. Ve daha fazlası yok. Ama daha fazlasını buraya gelip buradaki kutuların üzerinden alabiliyorsunuz ve burada sınırsız mermi var. Bak hayvan gibi mermi var, görüyor musun? Buradaki mermilerin hepsi burada ama. Peki ya gerçek oyunda? Bak şuraya, bak şuraya. Yemin ediyorum bak. TikTok'taki adamlar gibi hissediyorum kendim ama hayvan gibi mermi var. Bakalım
Gerçek oyunda da var mıymış? Efsane miymiş? Gerçek miymiş? Hemen maç başlasın. Uçaktan direktman oraya uçacağım. Haritanın en ucuna geldik. Oyunun başlangıç alanına. Hemen şuradan göstereyim. Gelmek üzereyiz ve bakalım loot var mı? Burada ekstradan da çok sağlam loot varmış. Buraya bir tane de bonus ekleyeceğim. Eğer bulabilirsem tabii. Eğer olursa. Şimdi buraya geldiniz. Nasıl döneceğim lan ben? Boku yedik falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada çok düşük ihtimalle de tekne olabiliyor. Veya takım arkadaşlarınız haritanın bu bölgesinden şuralardan tekne alıp direktmen yanınıza gelebiliyor. Ahan da oyunun başlangıç noktasına varmış bulunmaktayız. Tamam. Şimdi bir heyecan içerisinde oraya doğru koşuyorum. Ve işte bu. Oha. Yato topla topla topla. Bedava bedava. Arkadaşlar bu ne? Baba bu ne? Burada sınırsız vermiş. Şuraya bak. Bir dakika, burada ekstradan da lootlar da var. Arkadaşlar oyunun başlangıç yerine gelirsiniz. Ömrü hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bütün mermiler burada var. Evet, doğru duydunuz. Efsane değil, gerçekmiş ve hemen bir bonusa geçiyoruz. Burada bonus için hiç kat vermedim, farkındaysanız. Direktman geçiyorum. Burada arkadaşlar birçok bina var. Yato puştu şu an, gitmiş bile orayı lootlamaya ama burada birçok bina var. Bu binalarda da at gibi loot varmış arkadaşlar. Ama asıl bonusum bu değil. Şimdi buralarda bir lootlara bakalım. Tamam, burada ıhpık lootlarımız var. Yani normal bir, fena da değil ha. Bak, bir maçı geçirebilecek kadar lootunuz var. Zaten sınırsız mermi. Silahı da doğru toplayabilirseniz, şanslıysanız çok iyi loot var. Ama burada bir işaret fişeği merkezi var. Evet, doğru duydunuz. Her girdiğinizde en az 2-3 tane işaret fişeği çıkan bir bina var. Orası da bu bina. Yani bu bize gelen efsaneydi. Hemen kontrol ediyorum. Bu bonus derim çünkü çok inanmadım. Aa, M4 var ha. Baba M4 güzel. İşaret şeyi henüz bulamadım. Evet. Çok güzel. Ben 9. işaret şeyim. 10. işaret şeyim. 11. Tam 11 tane babaya aldım. İşaret şeyi yokmuş. Ama hayvan gibi loot var mıymış? Gerçekten hayvan gibi loot varmış. Buraya gelip lootlayabilirsiniz. Onun haricinde bakın şurada da binalar var. Onları da lootlayabilirsiniz. Buradaki militerdeki binaya benzeyen binadan var. Bunu da lootlayabilirsiniz. Bir maçta kaç tane oyuncu vardır? Evet. Salakça bir soru gibi geldi size. Farkındayım. Yato, kaç tane oyuncu vardır bir maçta? Abi 100'dür yani. Peki bir oyuncu bir maçta en fazla kaç kill alabilir? Taş çatlasın 99. Herkesi vurdu 99 alır. Kendini öldüremediği için 99. Ama bir maçta 100'den fazla kill alınabilir mi? Onu deneyeceğiz. Arkadaşlar oyunda şu anda 4 kişiyiz. 2 kişi ya bu yukarıda herkes ve ben burada tek başıma bunun içerisine gireceğim. Efsane şöyleymiş. Yukarıya çıktığımda yukarıda oyunda olmayan botlar spawn oluyormuş. Yani oyunda 100'den fazla oyuncu olabiliyormuş. Çünkü bu oyuncular, bu yukarıdaki botlar bir süre sonra aşağı uçmak zorunda kalıyor. Ve aşağıda da vurabiliyorsunuz. Eğer doğruysa iş yerinden çıkar. 100 kill aldın. Hadi diyelim 99 vurdun. Yukarıya kimse ışınlanmazsa ve sadece siz ışınlanırsanız yukarıda yeni oyuncular, yeni botlar doğacak mı? Allah'ım. Gerçek mi bu? Beyler, ayak sesi var. Kimse buraya çıkmadı değil mi? Aa! Hayır, kimse çıkmadı. Ateş ediyorlar birbirine. Lan! Oha, burada bot! Ne? Arkadaşlar şu an oyunda 4 kişiyiz. Bak! Onun haricinde 1 2 3 benle 4. Şu an 4 kişi daha var. Burada biri daha ateş ediyor yan tarafta. Daha fazla adam var. İnanılmaz. Oyunda da zıplıyor bu. Yemin ediyorum zıpladı. Vallahi zıpladı. Şu an bak bak. Oğlum bunların hareketleri, bak dikleri de farklı. Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Teresa Rose. Bir diğer oyuncu, yani bir diğer botun ismi. Eğer 100 kişi olsaydık burada ve kimse ışınlanmasaydı en az 104 kişiydik. Ve
ışınlanma bölgeleri sallıyorum toplamda 5 tane ise, mesela 5 tane bölgede savaş yapılıyorsa 4'er 5'erden en az 20 tane oyuncu daha ekstra gelecekti ve oyun içerisinde 100 değil 120 kişi olacaktık ve 119 kill alınabiliyor olacaktı. Bak şimdi, belki inanmayanlar olabilir aranızda. Evet. Ben aşağı uçacağım ve oyundaki diğer oyuncuları öldüreceğim. Onların ismini hemen göreceksin. Çıkışı gerçekleştiriyorum. Oyun vurduğum oyuncuların isimlerini zaten gördünüz arkadaşlar. Kardeşim selamun aleyküm. Şimdi ilk bunu bayıyorum. Ego Ciao. Kaldır kanka. Gördüğünüz gibi yukarıda böyle isimli bir oyuncu yoktu. Zaten Hıdır yanımda, takım arkadaşım. Bu diğeri de bizim Yato. Evet, bizim Yato. Kalktı. Gerçekten bir adımla yırttı. Bu DFF Yato. Yukarıdakiler bottu. Yani bir oyunda 100'den fazla kill almak mümkünmüş. Efsane değil, gerçekmiş. Şok oldum. Efsane mi, gerçek mi, tarihinin en büyük efsanesiydi ve doğru çıktı. İnanılmaz. Bu arada sırf bu efsane için, bu seri devam etsin için bir like atıp kanala da abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan da bana ulaşın. Gerçekten yazın, her mesajı görmeye çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum Instagram ekranda. Instagram Egoist Pati, oradan da konuşalım. Şimdi geçelim bir sonrakine. Arkadaşlar oyunun baş belalarından, rakiplerin arkasında dans etme videomu izleyenler varsa ki çok sevdiniz, çok teşekkür ederim. Yakında yeni bölümü gelecek. Bunu diğeri bir yıl oldu. Bir yıldır çekeceğim ama gelecek, hiç merak etmeyin. Yakın dönemde harbiden gelecek Ego Nostalji sesinde. Flash atıp rakipleri kör edip arkasına geçiyorduk. Binaların içerisine giriyorduk, onları trollüyorduk. Ona engel olabilecek bir şey ama TDM'de işe yarayacak bir şey göstereceğim eğer doğruysa. Flash'tan kör olmak artık mümkün değil. Hemen deneyelim. Oyununuz açıldığı gibi hemen elinizde flash'ı alıyorsunuz. Oyun başlayacağı sırada kör olmanız gerekiyor arkadaşlar. Attım bunu. Ay, yetişmeyecek galiba. Hayır. Körüm. Bak şu an itibariyle kör girdim oyuna. Ve bundan sonra flash yediğimde kör olmayacak. Mış mışım. Bir flash atar mısınız? Bakalım kör olacak mıyım? Kör olmuyorum. Vallahi kör olmuyorum. Bak. Vallahi billahi kör olmuyorum. Bunu da atsanıza. Arkadaşlar. Bitti. TDM'de bundan sonra kör olmak yok. Oha, bug'a bak. Oğlum inanılmaz bir şey. Bir dakika, sizi bir daha öldüreceğim. Bir daha alsanız da. Yemin ediyorum bunun olmasına ihtimal dahi vermiyordum. TDM için inanılmaz güçlü bir şey ve yapmanız çok basit. Sadece maça başlarken kendinizi kör etmeniz lazım. Siz oluyorsunuz değil mi? Siz de mi kör olmuyorsunuz? Mikrofonu açın bakayım. At bir daha bakayım. Bir dakika, belki de bu bug'ı ben yaptığım için herkes etkilenmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sonuç olarak siz eğer flash bombası kullanmıyorsanız, atmayı sevmiyorsanız ama rakibiniz atıyorsa tamam. İşte işe yarıyor. Rakibiniz de kör olmuyor ama siz de kör olmuyorsunuz. Bunu ben tam anlamadım. Ama işe yarıyor mu, işe yarıyor. Efsane değil, gerçekmiş. Bence çalışır. Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şu iki yanda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sağlam videolar. Buradan da kanala abone olsan beni çok mutlu edersin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutma çünkü desteğin önemli. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi davran. Bay bay.